Çankırı'da teşkilatlanma çalışmalarını aralıksız sürdüren Deva Partisi'nde 1. Merkez İlçe Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongreye Deva Partisi seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat İdris Şahin, Deva Partisi Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Hüseyin Kaderoğlu, Ankara İl Başkanı Ali Gürel, Kırıkkale İl Başkanı Oğuz Karakuş, Çankırı İl Başkanı Mustafa Avşar, Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Vedat Musaoğlu ve partililer katıldı. Çankırı Merkez İlçe 1. Olağan Kongremize hoş geldiniz, şeref verdiniz. 1930'ların acayip devletçiliği altında zararın da zararına giren Seyri Sefahin İdaresi'nin yönetim kurulunda bir profesör, politikacı şöyle demişti. Beyler, muhakkak ki batıyoruz. Fakat hiç korkmayınız. Tamamen kanunlara uygun olarak batıyoruz. Evet, Türkiye bugün ekonomik olarak 14 yıl, 15 yıl geriye gitmiştir. 5 para etmez Bulgar levası bugün Türk parasının karşısında 5 lira yapmaktadır. Bu bile yalnız başına Türk ekonomisinin resmini göstermektedir. Kişi başı milli gelir 12.500 dolardan 8.000 dolarlara kadar düşmüştür. Bir asgari ücretlinin maaşı 300 dolara inmiştir. Son Cumhurbaşkanı hükümet seçiminden sonra 3 milyon insanımız işsiz kaldı. Her geçen gün fakirleşiyoruz. Bugün de ne yazık ki kanunlara göre batıyoruz. Genel Başkan Yardımcısı Avukat İdris Şahin'in Cumhur İttifakı'na yüklendiği konuşmasında iktidarın 3Y ile mücadele edeceğiz derken ülkenin 2020 yılında yolsuzluk batağına düştüğünü söyledi. Şahin, yoklukla mücadelede kendi ortağının söylemini bile inkar eden bir Cumhur İttifakı görüyoruz. 3Y'nin yanına 1Y daha koydular, o da yalan diye konuştu. Bir ülkede demokrasiden bahsedebilmek için öncelikle kuvvetler ayrılığı esasına göre yasamanın, yürütmenin ve yargının ayrı ayrı organlar olduğunu ve bu organlara işleyiş açısından hiçbirinin diğerine müdahalesinin olmayacağı kalın çizgilerle çizilmiş sisteme demokratik cumhuriyet diyoruz. Bugün 1923'ten bugüne Türkiye'de bazı sıkıntılı dönemler geçirmiş olsa da 97 yıldır, biraz da geçmişe doğru gidersek 1876 birinci kanunu esasiyeye kadar Türkiye'de demokratik bir kültürün oluştuğunu görüyoruz. Zaman zaman demokrasiyi içine sindiremeyen, birilerinin vesayeti altında ülkeyi yönetmek isteyenler bu demokratik sistemi inkıtaya uğratmak için adımlar atmıştır. Ama milletimiz hakimiyetin kayıtsız ve şartsız sahibinin millet olduğunu her dönemde bu darbeci zihniyete göstermiştir. Gerek 1960 ihtilali sonrası, gerek 1971 muhtırası sonrası, gerekse 80 darbesinden sonraki süreçte hiçbir zaman bu millet darbecilerin işaret ettiği yere oy kullanmamıştır. Milletin içinden gelen milletin temsilcilerini sandık ilk kurulduğu gün oylarını onların arkasında vermek suretiyle taçlandırmışlardır. 80'den sonraki dönemde de gerek 97'de gerek E-Muhtıra döneminde ve gerekse 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonrasında da bu millet iradesine sahip çıkmıştır. Yani milletin iradesinin üzerinde hiçbir gücü bu millet kabul etmemiştir. Bundan sonraki süreç içerisinde de asla ve asla millet iradesinin üzerine toz kondurmayacaktır. Ben bunu bu salondaki deva gönüllülerin gözünde hissediyorum ve görüyorum değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bizim önceliğimiz demokrasi, bizim önceliğimiz atılım. Neden Ali Babacan ve arkadaşları 18 yıllık birlikte hareket ettiği siyasi partiden ayrılmak suretiyle yeniden bir yola, milletin önüne ışık olmak adına neden bir mum yaktı? Bunu da kısaca sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Çünkü 2001-14 Ağustos'unda yola çıkan siyasi hareket bu ülkede 3C ile mücadele etme sözü vererek milletten o istedi.
sessiz yığınların sesi olacağız. Çankırı başkan olmak kaydıyla ülkenin 81 vilayetinde yolsuzluğu, yoksulluğu ve yasakları ortadan kaldıracağız diyerek yola çıkmıştı. Bugün 2020 Türkiye'sinde 18 yıl sonra geldiğimiz noktada her alanda yasaklarla karşı karşıyayız. Gençlerimiz sosyal medyayı kullanmaktan korkuyorlar. Acaba bir tweet atarsam başıma bir şey gelir mi korkusuyla hareket ediyorlar. İşte seçim kurulunu da içinde barındıran adliyelere yıllarca hiçbir kimsenin müdahalesi olmamıştı. Adliye kapılarında siyaset girmemişti. Geçmiş dönemde ben baro başkanlığı da yaptığımda aynı cümleleri kullanmıştım. Baro başkanlığı makamına asla ve asla AK Parti'de siyaset yapan bir arkadaşın siyaset için girmesine müsaade etmemiştim. Adliyede siyasi konuları konuşturmadık. Ve hiçbir şekilde hakim ve savcılarımızın kimseden emir ve talimat almasına gönlümüz razı olamaz. İşte bugün geldiğimiz nokta itibariyle yıllarca adres gösterdiğimiz bağımsız yargı mensuplarına, öncelikle vicdanınızdan, sonra aklınızdan ve daha sonra da mevzuattan emir ve talimat alacaksınız. Bunun dışında asla ve asla kimseden emir ve talimat almayacaksınız diye yıllarca söylene durduk. Ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle görüyoruz ki yargının içerisinde bir kısım eller emir ve talimatı maalesef ne vicdanından, ne aklından, ne de mevzuattan alıyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin emredici nitelikteki kararını bile uygulamaktan beri duran bir ilk derece mahkemesiyle karşı karşıya kalıyoruz. O mahkemenin yanlış uygulaması bir nebze olsun anlaşılabilir. Ama o mahkemenin yanlış uygulamasını meşrulaştıran bir siyasi hareketin lideri bu ülkemizin cumhurbaşkanı olarak en tepede olursa işte o zaman en büyük sıkıntı baş gösteriyor demektir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan talebimiz ve isteğimiz şudur. Seçildiği günden itibaren artık tarafsızlığına, bağımsızlığına ve 84 milyonu kucaklamasını bekliyoruz. İşte bahsettiğim bu 3Y'den birisi olan yasaklar. Diğeri ise yolsuzlukla mücadele. Çankırı yerel basını çok iyi takip ediyor. Değerli dostlar, kıymetli il başkanım, gelirken Akyurt'tan geçerek geldiniz. Benim görev yaptığım milletvekilliği dönemi içerisinde projesi başlatılan bir hadisedir Akyurt'taki yol ve Çankırı şehir geçişi. 2015'ten bu yana Çankırı basını burada şahidimiz olsun. Desinler ki taş üstüne taş koyabildiler Çankırı'da. Taş üstüne taş koyabildiler. 2014 yerel seçimleri öncesinde açtığımız hastane o gün itibariyle fiziki şartları yetersizdi. Bugün 2020 yılı içerisinde iflas etmiş durumda. Yönetici bulmakta, yönetici çalıştırmakta zorlanıyorlar. Ve bir yere illaki birisini atayacaklarsa bir aidiyet bilinci içerisinde hareket etmek istiyorlar. Şimdi burada geçmiş dönemde de siyaset yapmış olduğumuz büyüklerimiz var. Bizler de geçtik bu tezgahlardan. Ama Çankırı'nın çocuğunu, bu ülkenin çocuğunu hiç ayrım yapmadık. AK Partili, Gök Partili, MHP'li, CHP'li ayrımını asla ve asla siyaset yaptığımız dönem içerisinde burada biz vatandaşımıza hissettirmedik. Ama bugün gelinen noktada bakıyorum ki aziyet içerisinde, perişanlık içerisinde Çankırı'da taş üstüne taş konulamadığı gibi Ankara'ya Çankırı'yı bağlayan ana arter karayolundaki bir geçidi, hemzemin geçidi ve yaklaşık 4 yılı aşkın süredir tamamlayamadılar. Bu ayıp, bu günah elbette bu ülkeyi yönetenlere yeter. Bir bakın, oradan buraya gelirken bu yolları yapanların bir tek müteahhit ismi olduğunu göreceksiniz. Müteahhiti hafif bir kazırsanız bu ülkenin en tepesinde bu ülkeyi yönetenlerle illiyet bağını tespit edeceksiniz. İşte bizim itirazımız burada. Ali Babacan ve arkadaşlarının tekrar yola çıkıp
milletin emanetini tekrar milletten bu insanların elinden almak için çıkmasının yegane sebebi budur. Ehliyetli, liyakatlı ve dürüst kadrolar. Sayın Genel Başkanımız her seferinde bunu ifade ediyor. Ülkenin çözülemeyecek konusu, problemi yok denecek kadar az. Bunların tamamına yakınını çok kısa süre içerisinde çözebilecek kadrolar çok şükür Demokrasi ve Atılım Partisi'nin içerisinde olduğu gibi bu milletin evlatları içerisinde de var. Yeter ki iş başına getirdiğiniz insanlarda öncelikle bir dürüstlük arayın. Ehliyet arayın ve liyakat arayın. Ehliyetsiz, liyakatsız ve birilerinin değirmenine su taşıyanlar değil, milletin değirmenine su taşıyan vatan evlatlarını iş başına getirin. Bunları getirdiğiniz zaman Cumhuriyet değerlerinize de sahip çıkacaktır. Anadolu'nun kadim değerlerine de sahip çıkacaktır. Ümmetin, milletin değerlerine de sahip çıkacaktır. Çünkü geçmişte biz bunların en güzel örneklerini burada gösterdik. Yerel olarak eğer özellikle burada ifade edecek olursak, Kızılırmak'tan çok değerli büyüklerimiz var. Hemen şu yanı başımızda Şaban Özü'nden gelen dostlarımız var. Koyun Baba ve Hamzalı projelerinin hangi tarihte başladığı ve hangi tarihte sonlandırıldığını değerli basın gayet iyi bilmekte. Güldürecek'ten buraya gelen suyun hangi şartlarda, hangi yöntemlerle geldiğini fevkalade iyi bilmekte. Hükümet Konağı, Adliye Sarayı, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Turizm Meslek Lisesi, Tarım Meslek Lisesi, Hacı Muradi Veli Külliyesi, Büyük Cami Restorasyonu, İmaret ve Çevresi Düzenlemesi, Recep Tayyip Erdoğan Parkı, Necmettin Erbakan Parkı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, bunların hangi dönem içerisinde ve nasıl gerçekleştiği ve yine Aşiyan Köprülü Kavşağı'nın ne kadarlık kısa bir süre içerisinde kamulaştırılmak suretiyle gerçekleştiği hepinizin bilgisi ve malumu. Hamzalı ile birlikte Tımarlı sulaması regülatörü. Devasa projelerdi bunlar arkadaşlar. Bölünmüş yollar, E80'in üzerindeki bütün viyadükler. Şimdi size soruyorum. Sayın 23. dönem milletvekilimiz Nurettin Akman Bey ve ondan önce de Hikmet Hoca ile birlikte başlayan ve hepinizin malumu olduğu üzere 4 sene önce burada yine bir il kongresi öncesinde temeli atılan Kurşunlu Kızlar Yolu Barajı'nın akıbetini Allah için sorabilme cesaretini Çankırı'da kim gösteriyor? 4 yıl olmuş temeli atılan barajın, Kızlar Yolu Barajı'nın ama 1 metrelik, 1 adımlık ilerleme yok. Ve ulusal basına da gerçeğin hilafına açıklamaları en üst ağızdan yapabilecek kadar arkadaşlarımız siyasi nezaketten ve onurdan da yoksunlar. Ayıp bunlar. Bu milletin size vermiş olduğu emaneti hakkıyla yerine getirmek, bu milletin size vermiş olduğu ödevleri bir bir yerine getirmek yerine Demokrasi ve Atılım Partisi'ne gönül vermiş isimleri tek tek fişlemek ve onlara kamu kaynaklarından baskı yapmak suretiyle, başka yollarla tehdit etmek suretiyle durduracağınızı mı sanıyorsunuz? Ey be gafiller! Eğer bu iş niyetlendi ve yola çıkmışsa, Ali Babacan ve arkadaşlarının Cenab-ı Hak'tan başka kimseden korkusu yok. Ve geçmişe baktığınız zaman da sicilleri pırıl pırıl. Bu ülkenin geleceğine, gençlerimizin, kadınlarımızın geleceğine omuz vermek adına inşallah buralardan tek tek tuğlaları koyacağız. Ve ne Çankırı'da ne Türkiye'de Demokrasi ve Atılım Partisi'nin yakmış olduğu meşaleyi söndürebilecek milletten başka hiçbir gücün olmadığını bugün Çankırı'dan bir sefer daha ilan ediyoruz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Değerli basın mensupları, bahsettiğimiz yasaklar, yolsuzluklar ve son gündem maddesi de biliyorsunuz yokluk. Cumhuriyet tarihi boyunca belirli sıkıntılı dönemler geçildi.
Birinci Dünya Savaşı'nda kıtlık içerisinde bu ülkenin insanı her türlü imkanını ordusuna seferber etti. Şerife bacıların diyarı burası. Şerife bacılar, yanığın emniler bu topraklardan yetişme. İnebolu'dan başlayıp Polatlı'ya kadar giden hatta İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Tosya, Çankırı, Kalecik, Ankara ve Polatlı hattında milli mücadele dönemi boyunca bu insanlar yemedi, evladına giydirmedi, bu ülkenin askerine, ordusuna cephane hazırladı. Ve bununla her daim övünüyoruz. Bu yaptıklarımızı 100 yıl önce yaptık, bugün de yaparız. Bundan sonraki süreç içerisinde de Çankırı'nın yiğit yarenleri yapar. Ama şöyle bir bulvar, iki cadde girdiğiniz zaman hangi esnafa dolaşsan ya esnaf kefalet kredi kooperatifinden kredi çekmiş ya da kamu bankalarıyla birlikte özel bankalara yakayı kaptırmış, Çankırı'da nefes alacak esnafın hali kalmamış. Esnaf kan ağlıyor. Pazarda fileler dolmuyor. Şimdi bunu Malatya'da bir minibüsçüler odası başkanımız da açık yüreklilikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ifade etti. Doğru mu? Ne dedi? Eve ekmek götüremiyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız eve ekmek götüremiyoruz sözüyle eve kuru ekmek götüremiyoruz sözünün arasındaki ayrımı bence yeterince yapamadı. Çünkü eve ekmek götüremiyoruz'un altındaki yatan talep şuydu. Sayın Cumhurbaşkanım belki yavan ekmek götürüyoruz ama yanına katık koyamıyoruz. Ama kuru ekmek götüremiyoruz dediğiniz zaman sadece ekmek de götüremediğiniz bir hal alır. Oysa son derece Anadolu'nun bağrından çıkmış bu münevver minibüsçü esnafımız bence son derece yerinde bir tespit yaptı. Gerçekten sofrada ekmeğin yanındaki katık son derece kısıtlandı arkadaşlar. Çankırı'da dahil olmak üzere işte şu an içinde bulunduğumuz Koç Market'in altına bir girin, şarküteri reyonuna bir sabah kahvaltılığı çeşidi 4-5 kalem malzeme almaya kalksanız acaba bir asgari ücretlinin maaşı kadar aşağı yukarı bir rakama tekabül ediyor mu etmiyor mu? Buyurun. Halep oradaysa Koç Market'in şarküteri reyonu aşağıda. Gelin ülkeyi yönetenler hep birlikte girelim. Şarküteriden bir alışveriş yapalım. O zaman Malatyalı minibüsçüler odası başkanımızın talebinin samimi olup olmadığını hep birlikte görelim. Dolayısıyla ne yaptılar sonrasında? 24 saat bile bir eleştiriye tahammül edemediler. 24 saat bile. O vatandaşın haklı talebi, evimize ekmek götüremiyoruz diyen bir oda başkanına 24 saat sonra eline tutuşturulmuş bir metinle Anadolu Ajansı'nı da karşısına dikmek suretiyle benim ifadelerim çarpıtıldı. Efendim ben bunu söylemek istemiyordum gibi açıklama yaptırıldı. Bugün Çankırı'da birincisini gerçekleştirmiş olduğumuz merkez ilçe olağan kongremizden haykırmak istiyorum. Bırakın milleti dilediğince yazabilsin. Bırakın milleti dilediğince eleştirebilsin. 18 yaşındaki delikanlının klavyesinden korkmayın. Bu ülke eleştirildikçe doğruları bulur. Bu ülke sizlere nasihat edenleri siz dinledikçe, ortak akılla yönetildikçe medeni ülkeler seviyesinde olur. Aksi takdirde şu anki göstergelere bakarsanız milli gelirimiz 8.000 dolara kadar düşmüş ve minibüsçü esnafımızın ifade ettiği gibi eve kuru ekmeğin yanında katık götürmekte benim emeklim, benim çiftçim, benim esnafım zorlanıyor. Belki yukarıda siz zorlanmayabilirsiniz. Belki bu doğrudan bize dokunmamış olabilir. 2008 ekonomik krizi Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ın öncülüğündeki hazine bürokratlarıyla birlikte gerçekten ülkeyi teğet geçip gitti. Dünyada çok büyük bir kriz olmuş olmasına rağmen istikrarlı bir yönetimle, dürüst kadrolarla ve ortak akılla o günkü ekonomik buhran atlatıldı. Ama bugün atlatamıyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız konuştukça, Sayın Ekonomi Bakanı konuştukça milletimizin gözü
televizyonun sağ alt köşesindeki dolar kuru üzerinde, euro kuru üzerinde ve altının yükselişinde maalesef arkadaşlar. Selimiye ve etrafındaki esnafın bize söylediği bir söz vardı. Son derece kıymetli ve önemliydi. Değerli vekilim dediler. Biz bundan 8-10 yıl önce Bulgarlar geldiğinde alışveriş yapıp para üstü verdiğimizde 1 leva, 5 leva gibi paralar yemek üstünde bahşiş olarak falan bırakılıyordu. 10 kuruşluk kıymeti olmadığı için o paraları alıp çoğu zaman çöpe atıyorduk. Bulgaristan parasını. Ama bugün 1 leva 5 Türk lirası ediyor. Bulgarlar gelmezse cumartesi pazar Gümülce sınır kapısını Yunanistan kapattı. Hafta sonu Bulgarlar gelmezse Edirne esnafı perişan. Bugün 1 lira karşısında 5 leva olan Bulgar parasını baş tacı ediyoruz diyor. Bu utanç Allah aşkına bu ülkeyi yönetenlere yetmez mi değerli Çankırılar? Bu utanç. Şimdi neyin hesabını yapıyoruz? Bir etkinlik, değerli il teşkilatımız, teşkilat mensuplarımız bir esnafımızı ziyarete gidiyor. Aman efendim, ben size her konuda yardımcı olurum ama lütfen ya, benim yardımım da bilinmesin. Ben sizin yanınızda da fotoğraf karesi içerisine girmeyeyim gibi söylemler geliştiriliyor. Şimdi bu milleti bu hale sokmak yakışır mı bu ülkeyi yönetenlere? Bu ülkeyi korkutarak mı yönetmek istiyorsunuz siz? Biz diyoruz ki Demokrasi ve Atılım Partisi olarak cesur yürekler olarak sahaya çıkmışız ve bu ülkeyi korkutarak yönetenlere karşı bu ülkenin kadınlarına, gençlerine, bu ülkenin emeklisine, çiftçisine, esnafına umut olmak için buradayız diyoruz. Umut olacağız diyoruz ve inşallah şuna da yürekten inanıyorum ki sandık konulduğunda ilk seçimde bu ülkedeki korku iklimini ve duvarlarını hep birlikte yıkacağız değerli Çankırılar. Geldiğimiz nokta 2002-2018 arasında 3Y ile yola çıkmıştı mevcut iktidar. Yanında şimdi bir de küçük ortağı var. Aslına bakarsanız işlevi büyük. Adı küçük ortak ama işlevi büyük. Bir de onun küçüğü var. Her gün televizyon ekranlarında. Her gün televizyon ekranlarında. Bu ülkenin dinine, bu ülkenin birliğine, dirliğine, özellikle de Doğu Türkistan'daki soydaşlarımıza karşı ağzını köpürte köpürte, hiçbir şekilde hak etmeyecek şekilde bu ülkenin insanına laf söyleyen birini maalesef Cumhur İttifakı televizyon gezdirmek durumunda kalıyor. Ve bizim soydaşlarımız Çin'in zulmü altında inim inim inlerken o bu ülkenin en önemli televizyon ekranlarında diyor ki yargı altın çağını yaşıyor diyor. 3C ile mücadele edeceğiz derken yolsuzluk batağına 2020'de ülkeyi sokanlara, yasakları 2002'den daha farklı hale getirenlere ve yoklukla mücadelede artık kendi ortağının söylemini bile inkar edebilecek boyuta gelen bir Cumhur İttifakı'na değil. Ve ben artık diyorum ki 3Y'nin yanına 1Y'de koydular. O da yalan, yalan, yalan. Ülke ekonomisi uçuruma gidiyor. Onlar diyor ki ülke ekonomisi pik yapıyor. Ya Allah'tan kork be kardeşim. Aşağıya düşen halk halk. Sen belki doğru o uçurumun kenarından sana özel bir paraşüt vermişler. Sen uçuyorsun, yamaç paraşütü yapabilirsin. Ama esnafım, çiftçim, gündelikçim, benim insanım kanı alıyor şu an itibariyle. Uçurumdan aşağı düştüğü zaman kafayı gözü kırıyor. Sen diyorsun ki ülke ekonomisi pik yapıyor. Allah için soruyorum şimdi size. Çankırı'nın yiğit insanlarına soruyorum. Damadın dediği mi doğru? Yoksa Demokrasi ve Atılım Partisi olarak 84 milyonu kucaklamak adına dolaştığımız, il il gezdiğimiz noktalarda esnafın, çiftçinin, köylünün çektiği ekonomik sıkıntı mı doğru? 3Y'nin dışına bir de yalanı koydular bunlar. 4Y kuralı geldi ama 2002'den daha geriye gitti. Ülkenin şu an itibariyle maalesef içinde bulunduğu ortam bu. Ramak kalmıştı bazı şeyleri gerçekleştirmek için. Ben diye diye, bizleri yok ederek, ben diyerek bu hale getirdiler. Biz şimdi Demokrasi ve Atılım Partisi olarak ben lafını bir tarafa bırakıyoruz. Bakın bugün salonlarımızda Sayın Genel Başkanımızın bir tek posteri yok. Elbette ki biz de isteriz burada onun bir posteri olmasını. Ama
öyle bir noktaya getirdik ki neredeyse liderleri kutsar hale getirdik. Putlaştırır hale getirdik. Türkiye'yi demokratik bir cumhuriyeti Orta Doğu ülkesine benzer bir hale getirdik. Caddelerde, sokaklarda bu ülkenin devlet başkanlarının posterleriyle maalesef bu ülkenin görünümü yakışmıyor arkadaşlar. Bu ülke 200 yıldır Batı medeniyetini örnek alıyor. Bu Batı medeniyetini örnek alırken de Türk'ün kendine has özelliklerini, örfünü, adetini, geleneğini, milli manevi değerlerini yaşatarak batılılaşmak gerekiyor. Batılılaşmak demek, ilimde, fende batılılaşmak demek, ortak aklı inşa etmek demek, ortak akılla ülkeyi yönetmek demek. Ali Babacan ve arkadaşları bu ülkeyi ortak akılla yönetecek. Tarihinde bir kongre yapıyoruz ve Cumhuriyet'in nimetlerinden hepimizin farkındalığını bir sefer daha hissederek bu salondan ayrılmasını istiyorum. Cumhuriyet gerçekten faziletli bir rejimin adı arkadaşlar. Ben fırıncı bir ailenin un çuvalları üzerinde yatarak büyümüş bir evladı olarak okuyup büyüyüp bu ülkede bu şehirden milletvekili olabilmeyi başarmışsam bunu Cumhuriyet'in değerlerine borçluyum. Cumhuriyet rejimine borçluyum. Sadece ben mi? Bugün bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapmış, Başbakanlık yapmış, ülkenin çok farklı yerlerinde çok önemli yöneticilik yapmış olan insanların çoğu orta halli aile çocukları. Onlar da neyi var neyi yoksa bu Cumhuriyet'e borçlu. Dolayısıyla yaşasın Cumhuriyet diyorum. 97. yılını Çankırı Merkez İlçe 1. Olağan Kongresi'nde kutlamış olmaktan büyük onur duyuyorum. İnşallah bu değerlerle birlikte Cumhuriyetimizi önümüzdeki yıllarda taşlandırarak bu ülkenin insanına yakışır bir hale getirmek ve bu ülkeyi medeni ülkeler seviyesine getirip hukukun üstünlüğü ülkesini yaşanabilir ve tatbik edilebilir bir ortama getirmek için bu can bu bedende olduğu müddetçe mücadele edeceğimizi ve Deva ailesinin her bir ferdinin de özellikle Cumhuriyet'in temel değerlerine, hukukun üstünlüğüne, kuvvetler ayrılığına, yargı bağımsızlığına sadık kalacağını ve ülkedeki sofralardaki kıtlığı bollaştırmak için gece gündüz mücadele edeceğine dair inancım tam diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi bir sefer daha saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Kurucu ilçe başkanı Bekir Mustafaoğlu'nun tek liste halinde aday olduğu seçimlerde Mustafaoğlu bütün delegelerin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.